Merhabalar değerli izleyenler. Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle havuç ve kuskus makarnadan hazırladığım güzel bir tarifi sunacağım. Bir kepçe makarnayı kaynayan suya ekledim. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Makarna pişerken ben havucu doğrayacağım. Çok pratik, yemesi lezzetli, her dama hitap edebilecek bir meze tarifi sunacağım bugün sizlere. 200 gram havucun dış yüzünü soyuyorum. Özellikle küçük mini havuçlar tercih ettim. Havuçları dış yüzünü soyup temizliyorum. Havuçtan hazırlanmış en lezzetli tariflerden birisi olduğunu düşünüyorum. İçerisine kuskus makarnayla lezzetlendirdiğim çok da doyurucu, günün her saatinde tüketebileceğiniz bir lezzet oldu. Havuçların dış yüzünü soydum. Büyüklüğüne göre birkaç parçaya ayıracağım. Küçük havuç olduğu için sadece ortadan ikiye kesip bırakıyorum. Doğradığım havuçları tava içerisine alıyorum. Makarna pişti. Makarnayı süzeceğim. Makarnayı süzdüm. Sıra geldi havucu pişirmeye. Yaklaşık bir kahve fincanı zeytinyağı içerisinde havucu pişireceğim. 2 diş sarımsak ekledim. karıştırıyorum. Sonrasında altını kısacağım, ağzını kapatacağım tavanın. Kısık ateşte havuç yumuşayıncaya dek pişmesini bekleyeceğim. Tabii ki ara ara kontrol edip bakıyorum. Tamamen yumuşayınca içerisine bir tatlı kaşığı kadar çörek otu ilave ettim. Çörek otu güzel bir aroma, güzel bir lezzet kattı. Bu aşamada altını kapattım. Çörek otu ekledikten sonra kuskus makarna soğudu. İçerisine bir miktar dereotu ekliyorum. Güzel bir aroma ve lezzet verecek makarnaya. dereotunu doğradıktan sonra bir su bardağı dolusu yoğurt ekledim. Karıştırıyorum. İçerisine bir çay kaşığı kadar tuz ilave ettim. Sonra servis tabağına aldım. Soğuttuğum çörek otlu havuçları hazırladım. Kuskus makarnanın yoğurtlu dere otlu kuskus makarnanın üzerine ekliyorum. tam bir lezzet şöleni. Havucu pişirdiğim yağı da sos olarak üzerine gezdiriyorum. Gerçekten tadı doyumsuz bir tarif oldu. Çok severek tükettik. Umuyorum ki hazırladığınızda sizler de beğeneceksiniz. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeni yorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok önemli. Tarifin malzemelerini ne ölçüde kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Tarifin malzemelerine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Pratik, lezzetli, farklı tariflerde tekrar görüşmek üzere. Herkese sevgiler sunuyorum.